Merhaba arkadaşlar, Edebiyatın ve Türkçenin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi şiirde ölçü, imge ve şiir türleri. Hadi bakalım başlasın mı? Tesbir başlıyor. Başlasın. Evet, duydunuz o sesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama ayraç içindeki ile ilgili değildir diyor. Şimdi insanın yüreğine seslenen, okunduğunda insanı duygulandıran, coşturan şiirlerdir. Aşk, özlem, ayrılık gibi konuları işler. Bir yerlerden hatırlıyorsun bunu. Neydi bu? Lirik şiirdi can dostum. Peki lirik şiir ama burada ne verilmiş? Satirik. Satirik şiir neydi? Sevgili arkadaşlar, eleştirel şiirlere satirik şiir diyorduk. Divan edebiyatındaki karşılığı hicviyeydi. Taşlama ise halk edebiyatındaki karşılığıydı. Burada ayra çiçeğiyle uyuşmadı. Peki çoban ve kır yaşamını, doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. Eglok ve idil olmak üzere iki türü vardır. Pastoral şiir doğru. Yani doğadaki bütün güzellikleri anlatıyor, özellikle kır yaşamını anlatıyor bu şiirler. Edebiyatımızda ilk örnek Abdülhakamit Tarhan'ın Sahra adlı şiiriydi malumunuz. Sonrasında devam ediyor Kemalettin Kamu Bingöl Çobanları'na. Ders kitaplarında daha çok karşına çıkan buydu değil mi? Peki yazının bulunuşundan önceki dönemlerde uluslardan hayatından derin izler bırakan tarihsel olayları dile getiren destanlar bu tür şiirlere giriyormuş bu şiir türüne. Peki epik şiir değil miydi? Epik, evet. Kahramanlıkla ilgili özellikle destansı şiirler doğru. Belirli bir düşünceyi aşılamak ya da bir konuda öğüt, bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü zayıf şiir türüdür. Didaktik öğretici demekti. Aynen, harika. Eski Yunan edebiyatta şairler şiirlerini lir adlı bir sazla söyledikleri için adını bu müzik aletinden almıştır. Lirik. Yani vav, bir şey daha öğrendik. Doğru, lirik efendim oradan geliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, cevap Ankara, işte bu. Cevap A. Şiirde ölçü, imge ve tesbir, bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor ikinci soru kökü. Peki çıktım Kozan'ın dağına, kurşun attım dost bağına, aşiretten imdat olmaz, kaçalım Kozan dağına. Kara çadırın karası karıştı Kozan arası, ben öpmeye kıyamazdım ak göğsü süngü yarası dedi. O halde sevgili arkadaşım, bu ipik kokuyor çünkü hani bir kurşun falan atmış, sonra çadırın karası karıştı Kozan arası ve ak göğsü süngü yarası dedi. Süngü yarası dediğine göre bir savaş sahnesi adeta aktarılıyor. Dolayısıyla epik şiir, didaktik de öğretici, aman şöyle ol, doğru ol, dürüst ol gibi şeyler olabilirdi. Hani şiirde yer alabilirdi. Satirik şiir, yani selam verdim, rüşvet deyip almadılar. Fuzuli'nin gerçi şikayetnamesinden söylemiş oldum ama. Yani sevgili arkadaşım, eleştiren, toplumsal yaşama eleştiren durumlar satirik şiirlerdi. Lirik şiirler ise duygu yönü ön planda olan şiirlerdi. Doğa yaşamının anlatıldığı şiirler ise pastoral şiirlerdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım, cevap Ceyhan. Cevap C, işte bu. Şiirde ölçü, imge ve test 1. Soruda 3. Efendim aşağıda verilen dizelerden hangisi şiirsellik bakımından daha sınırlıdır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki sevgili arkadaşlar, burada neye bakacağım hocam? Eğer sanatsal yönden zayıfsa şiirsellik bakımından sınırlı oluyor. Yani edebi sanatlara yer verilmemiş, soyutlamalara gitmemiş. Dolayısıyla gündelik hayatımızdaki konuşur gibi, ekmek bedava, su bedava, efendim gökyüzü bedava gibi böyle sıradan bir söyleyiş. Yani burada Orhan Veli Kanık'ı mı gömüyorsun hocam? Hayır, yani Orhan Veli Kanık bu tarz şiirsellik yönünden sınırlı olan şiirler yazmış edebi sanatlara, çünkü hayır demiş yani. Birinci yeni şairi, garip şairi. Burada insan toprak gibi, deniz gibi bereketli. Şimdi insan toprak gibi, deniz gibi bereketli diyerek benzetme yapılmadı mı? Evet. Burada insan gibi verimli deniz, güneş ve toprak derken, eyvallah, benzetme olduğu için, teşbih olduğu için şiirsellik bakımından sınırlı diyemiyorum. Yani sınırsız şiirsellik var. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün üstüme örtün serin karanlıkları diyor. Kaldırımlar şiirinden alınmış. Dolayısıyla bu da yine benzetmenin olduğu bir şiir ve şiirsellik bakımından sınırlı değil. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem, yüce dağ başında siyah tül vardır derken, siyah tül de, tül burada hani bir istihare sanatı da var, hem benzetme sanatı var. Dolayısıyla sanatsal bir tutum olduğu için şiirsellik bakımından sınırlı değil. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim derken benzeyen kelimesinin kullanıldığına göre yine bir teşbih sanatı olduğunu görüyorum ve burada da şiirsellik var. Baka kalırım giden geminin ardından, atamam kendimi denize, dünya güzel ya.
falan gibi. Dolayısıyla şiirsel anlatı, tam bu bir şiir. Ama burada bir edebi sanata vesaireye yer veriliyor mu? Hayır hocam. O halde sevgili arkadaşım, cevap ne? Cevap Edirne işte bu. Şiirde ölçü imge sevgili arkadaşlar ve test 1, soruda 4. Birinci ve ikinci şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde genel bir soru sorulmuş. ÖSYM'de bu tip soruları seviyor yani. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle, her anını, her rengini, her şiirini hazdan, hala doludur bahçeler en tatlı sesinle, bir gün bir uzak hatıra istersen o yazdan. Gümüş bir dumanla kapandı ikinci şiir, kapandı her yer, yer ve gök bu akşam yayla dumanı, sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Birinci şiir lirik mi? Evet, rüya gibi bir yazdı. Yani bir duygusunu anlattı. Özlemiş o yazı. Dolayısıyla hani özlem falan da olunca lirik bir şiir. Eyvallah. İkinci şiir dramatik şiir. Yani garibimize gitti değil mi? Dramatik ne hocam falan diye içinden geçebilir. Dramatik şiir tiyatro eserlerinin veya tiyatronun şiir olarak aktarılmasına dramatik şiir deniliyor. Eski trajediler falan dramatik şiir mesela. Yani onu nasıl anlayacağım hocam? Koro falan gibi şeyler söyler ve şiir şeklindedir. Birinci sahne, ikinci sahne gibi demesi icap eder. Birinci şiir çapraz uyak örgüsüyle bakıyorum efendim. Çapraz uyak A, B, sonra A, sonra tekrar B, hop bir çat çat arada çarpışıyor. Dolayısıyla çapraz uyak örgüsüyle yazılmıştır. Doğru. İkinci şiir pastoral şiirden. Valla yayla dumanı falan, yayladan bahsediyor, çimenlerden bahsediyor. Yani gümüş bir dumanla kaplandı her yer diyor. Dolayısıyla bu bayağı bildiğin yayladan bahsediyor. O halde pastoral şiir. Sonra her iki şiirde de ahenk unsurlara dikkat edilmiştir. Bakmam lazım. Birisi çapraz uyakta, diğerine bakıyorum A, B, sonra C. Yok hocam, tekrar B, sonra ne oldu? Yok A, özür dilerim. Sakin ol hocam. Dolayısıyla tekrar A ve B'ymiş, özür dilerim. Çapraz uyak olduğunu görüyorum. Eğer dış uyak örgüsünde sesel uyumlar varsa, yani bir kafiye falan yer verilmişse, bir kere ahenk unsuru olduğu gibi aynı zamanda hece ölçüsü var mı diye de bakabiliriz. Bunlar ahenk unsuruydu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, yanlış mı saydım? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ha, demek ki 14'tü bu da. Birisi 14'lü, diğeri de 11'li. Valla ahenk unsurları hem ölçü açısından hem de işte o dış örgü dediğimiz kafiye açısından bir uyum var. O yüzden de evet, her iki şiirde de ahenk unsurlarına dikkat edildiğini görüyorum ve dramatik şiir kesin olarak ikinci şiirde yoktu. Ve cevap Bursa, cevap B işte bu. Şiirde ölçü imge ve tesbir soru da kaç hocam? 5. Evet can dostlar, aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde yay ayıraç içinde verilen ölçü ve durakta yanlışlık yapılmıştır? Güzel, öğretici soru. Şimdi bakıyorum, hemen ayraçtan hareket edelim mi can dostlar? Evet, 8'de hece ölçüsü diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam sen neyi sayıyorsun? Ünlü harfleri. Ünlü harf ne kadarsa o kadar hece var. Peki 4 artı 4 mü? Şimdi 1, 2, 3, 4'e kadar saydım. Boşluğa düştük ya. Söz yunsanına denk geliyorsa eğer, o zaman 4 artı 4 oluyor. 1, 2, 3, 4 boşluk. 1, 2, 3, 4 boşluk. 1, 2, 3, 4 boşluk. Süper. Ve buydu. Peki bizim ilde Urum falan dedi ya. Bakalım 11 ile hece ölçüsüymüş ve 4 artı 4 artı 3'müş. Efendim 1, 2, 3, 4 boşluk. 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 Evet doğru. Yani bu da doğru. Peki aşkın pazarında canlar falan diyor. 11 ile hece ölçüsüymüş, 6 artı 5'miş. Efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk. 6 artı 5 doğru. Peki yalancı dünyaya konup göçenler. Bak bakalım efendim 11'liymiş, 4 artı 4 artı 3'müş. Peki 1, 2, 3, 4 boşluk. 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 Oh hocam ben yoruldum falan diyebilirsin. Evet doğru, geriye kaldı. Bakalım efendim. 7 ile hece ölçüsü 4 artı 3 müymüş? 1, 2, 3, 4. Tamam. Diğerleri de aynı olmak zorunda. 1, 2, 3, 4. Tamam 4 artı 3. 1, 2, 3, 4. Tamam.
1, 2, 3, 4 tamam. 4 artı 3 durakta da doğru. O zaman demek ki burada sevgili arkadaşlar bir tanesi 4 artı 4 artı 3 diye gidiyor ya. Hadi D'den geriye doğru gidelim. Yani demek ki ona uymayan bir yer var. İnce yapılmış soru. 1, 2, 3, 4 boşluk. 1, 2, 3, 4 boşluk. 1, 2, 3, 4 yani yemedi. Ya ben tersten başlayayım dedim. Bazen olur ya öğrenci arkadaşım, sende de öyle şeyler oluyor. Sevgili arkadaşım bak burada ne yaptı? Yani maalesef 6 artı 5'e uyan bir şey yaptı. Diğerlerinde 4 artı 4 artı 3 oldu. Böyle şiirlere efendim kuralsız ya da işte duraksız gibi ifadeler getirilir. Bu maalesef 4 artı 4 artı 3 değilmiş. Bize bütün hepsini saydırttırdı biliyor musun? Allah'tan D de çıktı. Yoksa gerçi diğerlerine hep bakmıştım. Bir tek D de hepsine bakmayayım dedim. Orada da işte ya yani canım benim. Yani zamanla ilgili çok aşırı sorun olmayacak yani burada. Edebiyat açısından en azından. Lütfen hepsini tek tek incele yani rica ediyorum. Ve cevap ne? Cevap Denizli. İşte bu kadar cevap D. Şiirde ölçü, imge ve tespir soruda 6. Aşağıdakilerden hangisi de yapılan açıklama ile ayraç içindeki aruz terimi uyuşmamaktadır? Şimdi ÖSYM eğer aruzla ilgili soru soracaksa yani ya bunun gibi sormak durumunda arkadaşlar bu soruda olduğu gibi veya efendim işte boşluk doldurma olarak sorulabilir. Yani nokta nokta boşluğa getirilecek olan kavram veya terim aşağıdakilerden hangisidir sırasıyla verilmiştir gibi. Şimdi aruz bulmayı sormuyor. Neden? Çünkü müfredatta da tam olarak yer almıyor. 9. sınıflarda görülüyor ölçü meselesi, aruz ve hece. Şimdi aruzun kavramlarından, terimlerinden bahsediyoruz. Aruz bulma, ya o eskiden de 90'lı yıllar yani şimdi yok. Mef'ulün, mefa'ülün, failatün gibi. Yani bir de mesela edebiyatla ilgili birisi bir şey söylediği zaman hani aklına hemen bu mef'ulün, mefa'ülün gelebilir. İşte hocam böyle şeyler vardı. Artık bunları bulmak yok. Ha bunlar çok zor mu? Aslında değil. Ama yani bir de bununla meşgul olma. Sadece kavramları bil demişler. Peki ölçü gereği çift ünsüzle biten bir sözcüğe bir ses daha ekleyip 1,5 hece. Şurası bence çok değerli, değeri oluşturmadır. M de doğru. Aruz'da yazılmış bir şiirde vezin gereği kısa olanı heceye uzatma. Hayır. İmale uzatma şöyle düşün. A'nın üzerine şapka koyarsan uzatıyorsun ya. Hani onun gibi düşün veya U'nun üstüne şapka koyduğun zaman uzatıyorsun ya, buna imale denir efendim, kasır denmez. Kasır ne biliyor musunuz arkadaşım? Kasır bir hani günah kelimesi güneh diye söylemek veya rüzgar kelimesi rüzgar gibi, yani böyle hani hafifletmek demek kasır. O yüzden hocam zormuş, yani moralini bozma, en azından biz şu imaleyi ve zihafı iyi bilmemiz gerekiyor. Bu cevap B gözüküyor ama diğerlerini de bir okuyalım can dostlar. Aruz'da yazılmış bir şiirde şiirin ölçüsü belirlendikten sonra kalıba göre şiirin okunmasıdır. Yani kesik kesik okuma, aruzla yazılmışı ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak diye okuyoruz ya. Bunu mef'ulü kalıbına göre ağır ağır çıkacaksın bu gibi, yani taktiği bu demek. Aruz'da yazılmış bir şiirde vezin gereği uzun heceyi kısa yapma zihaftı. Zihaf yani kısaltmak demek. Yani sevgili arkadaşım bu da şöyle. Mesela şapkalı bir iyi olduğunu düşününüz. Bunu şöyle noktalı iyiye döndürmek. Şapkasını kaldırmak. Bunları niye yapıyor şair? Aruz kalıbına uyabilmek için yapıyor. Aslında bunlar birer aruz kusurudur. Aruz'da yazılmış bir şiirde eş hakkında diyor ki kapalı heceyi ulama yaparak açık hale getirmek. Yani vasıl dediğimiz şey. Aynen doğru ve dolayısıyla sevgili arkadaşım cevap D, cevap Bursa, cevap B. Şiirde ölçü, imge, tespir ve soru 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeye başvurulmamıştır şeklinde bir soru. İmge ne demek? Yeni bir tasarı oluşturmak demek. Yani edebi sanatlar aracılığıyla yeni bir tasarı oluşturursunuz. Islığımı denesen hemen düşürürsün, gözlerim hızlandırır tenhalığını diyor. Islığını denemek ne demek yani? Dolayısıyla burada bir imge var. Yani sanatsal bir tutum varsa imge vardır diye düşünebiliriz. O zaferler getiren atların nalları altındanmış, gidişleri akına, gelişleri akındanmış derken zaferleri getirebilir mi at? Yani atın böyle bir bilinci var mı? Yok. Dolayısıyla burada bir sanatsal tutum var mı? Var. O zaman imge var. Yılların yanına gömüldü gitti. Gözlerin nuru, ellerin emeği. Bir yaramaz tırtıla öğretemedim koza örmeyi diyor. Bir kere bir tırtıla bir şey öğretecekmiş. Ayrı bir de yılların yanına gömülmek. Yani yıl bir toprak değil ki. Dolayısıyla burada da bir imge var.
gündelik hayatımızdaki gerçekliğin dışında olan durumlar imge oluyorsa evet, zambak gibi en güzel çağında serpildi deniz nefesleriyle, saf uykusunun salıncağında sallandı balıkçı sesleriyle. Şimdi bu arada yani deniz nasıl olacak? Zambak gibi en güzel çağında bir de bir kişiyle ilgili olarak serpildi deniz nefesleriyle böyle bir nefes olur mu? Bir benzetme yapmış. Dolayısıyla burada imge var. İkincisi Münevver abla. Benden büyük. Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Yani konuşur gibi bir hatırasından, belki bir utandığı bir aşk hikayesinden bahsediyor. Öyküleştirmiş, burada imge yok. Peki kargalar sakın anneme söylemeyin. Karga konuşuyor mu acaba? Ondan sonra bugün toplar atılırken evden kaçıp harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım diyor. Dolayısıyla kargalarla böyle bir diyaloğa giriyor. Dolayısıyla ne var? İmge var canım arkadaşım. Ve cevap ne? Cevap Denizli. Cevap de işte bu kadar. Şiirde ölçü imge ve tesbir soru 8. Örnekteki gibi gerçekleşen ve açıklaması yapılan aruz terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biraz böyle bakınca ya hocam mef'ulü, failatü falan bunlar beni ürkütüyor diye içinden geçebilir. Mef'ulü yani failatün falan gibi yani bu tarz bir durumla karşı karşıya kalabilirsin ama canını sıkma, bir sakin ol. Derdin nedir, gönül sana bir halet olmasın demiş. Sonra da burada halet olmasındaki şu T sesinden sonra ünlüyle başlayan bir durum var. O halde burası da çizgiyken noktaya döndü diyor. Farklı bir renkte de gösterilmiş bu arada. İşte aslında bildiğin, dil bilgisinden de bildiğin bir ulama yapıldı burada. Ulamanın karşılığı ne? Aruza yazılmış bir vezinde, ya şurada dizede özür dilerim, vezin gereği kapalı ece'ye açılmış ve aruz kusuru giderilmiştir diyor. Yani bu hani vezin gereği yapılmış, yani ulama yapılmış. Dolayısıyla belki orada ulama dememiş ama hiç önemli değil. Buna ne deniliyor efendim? Vasıl deniliyor. Yani hocam yani vasıl ne? Ya ulamanın işte o edebiyattaki terim karşılığı. Aman canını sıkma. Diğerlerinin ne olduğunu açıklayalım. Med bir ses daha ekleyip 1,5 ece yapma. İmale bir sese, mesela A sesinin üzerine şapka koymak gibi uzatmak. Yani açık eceyi kapalı hale getirmek. Sonra kasır hafifletmek demekti. Yani aklıma gelen günah kelimesi oluyor. Eski metinlerden üniversite okurken de güneh olarak bu ne ya dediğin. İşte yani aruz için yapılıyor, böyle şeylere başvuruluyor. Ziyafta şapkalı iyimizi normal iyiye döndürmek gibi düşün. Yani bunu uzunken kısa yapmak. Dolayısıyla hani uzun heyeceği kısa yapmaya denir. Burada kesinlikle vasıl diye ifade edebilirim. İşte bitti gitti maşallah. Şiirde ölçü imge ve tesbir soruda 9. Uzunca bir soru, aman dikkat moralini bozma. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şiirin türüyle aynı özelliği taşımaktadır diyor. Şimdi burada biraz böyle dili itibariyle baktığın zaman ürkebilirsin. Aman ürkme. Anlamaya çalış. Himmet eyleyip asafı devran. Arz-ı hal ile Şeyh Süleyman ne? Alıvere bir ev bahçe bahacığını. Zahmet olmaya sair erkane. Aldı 70.000 akçehane baha, bir kemençe çalıcı çingane. Ben ki ilim ehliyem reva bu mudur, müstahak olmayan bu ihsane. Şimdi yani ilim ehliyim ben diyor falan, buradan bir şeyler çıkartabiliriz değil mi? Yani bir şikayeti var bir şeyden. Dolayısıyla toplumsal yaşamdaki haksızlıklardan vesaireden bir şikayeti var diyelim. Böyle şiirleri satirik şiirde diyorduk değil mi? Eleştiri şiirleri. Peki. Bizim dağlar çam ardıçlı meşeli, yaylasına lale sümbül döşeli. Hayli zaman şu tapandan aşağı, çukurun kilidi beyler nice oldu diyor. Yani dağlardan vesaire bahsediyor, eyvallah. Yani dolayısıyla bu olamaz diyorum. Aşağıdan Yusuf Paşa'm geliyor, düşmana karşı koyan mert olur diyor. Bu da yani epik şiire giriyor. Şahin kocası da vermez avını, aslı kurt, yavrusu gene kurt olur diyor. Dolayısıyla hani burada bir mertlik, yiğitlik falan söz konusu diyebilirim. Bir sulu çeşmenin başına vardım. Teslime bir damla suyu akmadı. Arzu halim şaha uzatıp verdim. Merhametle nazar edip bakmadı. Yani benimle kimse ilgilenmedi. Yani aslında şu son ikilik bana burayı da veriyor adeta. Dolayısıyla satirik şiir devam ediyor tür itibariyle baktığımız zaman. Yani C'de devam etmiş pardon. C olabilir ama diğerlerini de bir okuyalım lütfen.
Yüz yüze geldim günlerden bir gün. Cennetten yetmişler dünyaya sürgün. Kötüye düşmüş de gönlü kırgın. Ayran oldum tatlı güzel diline diyor. Yani dolayısıyla güzel dilli birisiyle karşılaşmış lirik bir durum burada söz konusu. Cevap bu da olamıyor. Meclise içerler demi Kanya'dan. Güzel seven Murad alır dünyadan. Kayseri'den, Karaman'dan, Konya'dan. Acep gezsem mavi dolunum var mı ola derken yine aynı şekilde bir lirik şiir. O halde cevap ne? Cevap C han, cevap C. Şiirde ölçü, imge ve tesbir soruda 10. Bir tiyatro metninden alınan bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bana bir şey söylüyor aslında, hani metni okumasak bile tiyatrodan alınanlar dramatik şiirdi. Peki yine de okuyalım. Bütün bildiklerimi anlatayım sana. Ağlamaktan vazgeçmezsen seni gün ışığı girmez bir yere kapatacaklar. Yurttan uzak bir mahzende yaşayacaksın. O zaman bol bol ağlarsın gerçek talihsizliğine. Düşün bunları felaket gibi gelip çatınca beni kabahatli görme. Aklını başına devşir dedi. Tiyatro metninden alınmış dramatik şiir. Yani cevap Edirne lirik değildi. Tiyatro metninde efendim lirik işte duygusal şiirlerde epik. Kahramanlığa dayalı satirik eleştiri şiirleriydi. Pastoral de malumunuz doğadan bahseden, kır yaşamını anlatan şiirlerdi. O halde cevap ne? Cevap Edirne. Şiirde ölçü, imge ve tesbir soru 11. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Peki hocam. Efendim şöyle bir göz atalım mı? Evet, soyut bir kavramı somutlaştırarak vermiştir. İmgesel anlatım vardır. Ölçü ve ahenge önem verilmiştir. Modern şiir geleneği serbest şiir biçiminde yazılmıştır diyor. Peki, bir çiçek duruyordu orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş ta ağzımın kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda, güverteleri uçtan uca orman. Aldım çiçeğimi şurama bastım, bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Vay be. Soyut bir kavramı somutlaştırdı. Yani sevdayı somutlaştırdı. İmgesel bir anlatım. Evet, imgesel bir anlatım vardı. Yani burada sanatsal bir tutum zaten soyut kavramı somutlaştırarak anlatılıyorsa... Yani sonuçta vardır bu ki bul hocam. Yani bir çiçek duruyormuş bir yanlışı düzeltircesine derken bir benzetme yaptı. Ve bir çiçek bir ağzımı kenarında konuşur dururmuş falan. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda. Gemi bembeyaz teni olur mu? İnsansal özellik kazandırılmış. Dolayısıyla imgeler birkaç yerde vardı. Sanatsal tutum yani. Ölçü ve ahenk, bakıyorum şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mesela burası da daha farklı çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gördüğünüz gibi. Yani 14, 13, 8 farklı farklı çıkıyor. Ölçü ahenk nerede? Dolayısıyla sevgili arkadaşım cevap C gözüküyor ama diğerine de bakalım. Mesela modern şiir ne demek? Serbest ölçüyle yazılmış olanlar modern şiir oluyor. Yani günümüz Türkçesiyle yazılmış ayrıca. Eyvallah doğru. Serbest şiir bunu zaten destekliyor. Dolayısıyla serbest şiirdir bu. Doğru. Ölçü yok. O yüzden cevap D. Cevap Ceyhan. Şiirde ölçü, imge, tesbir ve soru 12. Aşağıdaki dizelerden hangisi farklı bir şiir türünden alınmış olabilir diyor. Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Ne yaptı? Nasihat etti. O zaman ne oluyor? Didaktik, didaktik. Eyvallah. Sonra insanlara hakça davran. Koltuk sana baki değil. Bu da ne? Didaktik. Aynen. Nasihat ediyor. Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden. Yani çok nefsine tapma diyor. Eyvallah. Didaktik. Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülmek ve çare aramak. Yani milletin derdine üzül diyor. Dolayısıyla ne? Didaktik. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki ak yoludur. Dönebilmeyiz, yürürüz. Böyle bir kahramanca aykırış var. Dolayısıyla bu ne? Epik ki ve cevap Edirne. İşte bu cevap.